Yo yemin Tv bir videomuz hoş Bu işler görmüş olduğunuz gibi sonuncu survival kanalımız üzerinde devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün sizlere çok güzel bir konum var. Bugünkü konumuz son oyuncu Titanium'un tüm hileleri. Bugün sizlerle arkadaşlar burada yapılan tüm hilelerden, tüm dolandırıcılıklardan bahsedeceğiz ve size çoğu taktiği göstereceğim ki bu taktiği göstermemin sebebi bu taktikleri yememe işi olmamanız yani yemeyin arkadaşlar çok fazla dolandırılan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var ondan dolayı sizlere e, bu videoyu çekiyorum ki dolandırılmayın onu da şimdiden söyleyeyim sizler için umarım yararı olur arkadaşlar bu video sizlerden artı 150 like bekliyorum umarım artı 150 like gelir her izleyen de abone olup e, ya like atıp bir de bir dilen tüm arkadaşlar çok, çok 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 sevinirim. Bu arada arkadaşlar bu videomuzda da 500 kayki nasıl çekilişimiz var. O yüzden videoyu sonuna kadar izleyin mutlaka mutlaka unutmayın. Sizlere vereceğim kodu mutlaka aşağı yorumlara yazın ve çekilişe katılın. O zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi sizlerle ilk tuzağımızdan başlıyoruz. Arkadaşlar bunu umarım çoğunuz bir yaşamışsınızdır. Yani yaşadığınızı düşünüyorum. çünkü benim arkadaşlarım işte ekip arkadaşım falan filan da yaşadı. Arkadaşlar ihale tuzağı. İhale tuzağı nedir? Arkadaşlar ben ihaleye Mesela ne atıyorum abi? Bir tane mesela kürek atıyorum değil mi? Bir iki nasıl kürek atıyorum. Mesela hemen size şuradan ihaleden göstereyim. Mesela ihalede şurada bir tane yay görüyorsunuz değil mi? Yayı işte alacak birisi. Siz işte arkadaşın satışa koymuş. Siz 10. saniyesinde ona teklif veriyorsunuz. Ama bunu 10. saniyede yaptığınız için diğer arkadaş hemen teklif vermeye odaklandığı için üstüne 100 kinas koyu falan demiyor. Direkt yüksek teklif ver diyor. Yani siz bir tane yayı normalde 15k'ya alacakken karşı taraftaki adam 100k teklif verince siz de otomatikman onun bir üst ee, parasını teklif ettiğiniz için ihalete sizden 100k'dan daha fazla para gidiyor. Yani 100 bin, 100, 100 1200 civarı bir para gidiyor. Yani siz normalde bir taneyi 15 k alacakken 100 k kine salıyorsunuz. Bu en fazla kullanılan ve neredeyse herkesin başına gelen en büyük tuzaklardan biri ihale tuzağı. Umarım bu videodan sonra hiçbiriniz düşmezsiniz. Daha dikkatli bir şekilde alışveriş yaparsınız arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi gelelim ikinci tuzağımıza. İkinci bu tuzak değil arkadaşlar. Bu daha çok böyle nasıl diyeyim ya birazcık anlatayım ben direkt. Arkadaşlar bir tane kız e, isimli bir hesap açıyorlar ve kız skin'i ekliyorlar Orana İşte mesela diyelim ki mesela diyorum Elif Winner. Mesela şu an attım, salladım. Elif Winner oyuna katılıyor. İşte kız skin'i var falan filan. Oyuna işte makro kuruyorlar. Hani şey makrosu kuruyorlar. E, bir, e klavye makrosu. Sürekli bir dakikadan bir aynı mesajı atıyor çete. İşte e, kina satabilir misiniz? Kinas lazım falan filan tarzında. Çoğu arkadaş da hani kız olduğu için yardımcı olmaya çalışıp ona kina satıyor. Ve bu şekilde de kinas kasma yöntemleri var arkadaşlar. Yani bu şekilde kinas kasan çok kişi gördüm. Hatta siz de hani görmüşsünüz de abi işte aşağıya sürekli bir tane kız mesela kinas satar mısınız tarzı bir dakikada bir mesaj atıyor. Bunu umarım çoğunuz görmüşsünüzdür Çünkü bunun muhabbeti çok fazla artık chatte döndü. tam time chatinde döndü. O yüzden arkadaşlar bunlara karşı dikkatli olun. Onlar bot. Yani bu bo, hesap açılım işte ona makro kuruluyor sadece. Yani o hesaplar bot hesaplar arkadaşlar. O yüzden paranızı onlara kaptırmayın. Evet arkadaşlar, diğer bir olayımız kumarhaneler. Arkadaşlar kumarhane e, hani kumar oynamak e, zaten yani kumar kötü bir şey ama eğer e, hani şansınıza güveniyorsanız, para katlayacağınıza inanıyorsanız ki biz de kumar yayınları falan filan yapıyoruz. Arkadaşlar kumarhanelerde şöyle bir olay var. Şöyle bir hile var. E, bazı kumarhanelere gidiyorsunuz. Mesela diyelim ki işte bir kere kazandınız. Onun sonrasında arkadaşlar orada hani mesela yün diyelim ki oynuyorsunuz. O yeşil yünü oradan çıkarıp yerine sadece turuncu koyuyorlar. Yani siz isteseniz de paranızı hiçbir zaman katlayamıyorsunuz. Hep ya paranızı ya artalıyorsunuz ya da hep paranızı kaybediyorsunuz. Geneldeki sistemi oradaki otomatik olarak bir sistem kuruluyor. Siz sürekli kırmızı çıkarıyorsunuz ve sürekli kaybedip para kaybediyorsunuz. Bu toza Düşen çok arkadaş vardır İnanılmaz para kaybeden arkadaşlarımız vardır O yüzden e, bunlara karşı dikkatli olmamız lazım Eğer kumar oynuyorsanız güvenilir bir yerde kumar oynamanız lazım Şimdi arkadaşlar e, size gerçekten çok önemli bir e, bug'dan bahsedeceğim Bu arada bunu doğru anlattığıma çok emin değilim Çünkü çok ben de anlamamıştım O yüzden şimdi anlatıyorum Arkadaşlar ticaret bug'ı Biliyorsunuz ki burada eşya yere atılmıyor değil mi? Titanyum limanında eşya yere atamazsınız. Ama eşya yere atan insanlar görebilirsiniz. Arkadaşlar bu nasıl oluyor? Şimdi siz diyelim ki biriyle ticaret yapacaksınız değil mi? Mesela diyelim ki ben burada spawn'da duruyorum. İşte şuradaki arkadaşla bir ticaret yapacağım. İşte diyelim ki spanner satacağım ona. İşte parasını koyuyor. Ben spannerımı koyuyorum. Arkadaşlar siz spannerı koyduğunuz zaman hani o ticareti ekliyorsunuz ya. Oraya koyduğunuz zaman o adamın işte arkadaşları sizin üzerinizi eşyayla doldurmaya başlıyorlar Yani bu nasıl oluyor İşte onların kendi üzerindeki eşyalar dolduğunda yere item düşmeye başlıyor Bu zaman sizin eşya eğer envanteriniz dolarsa o zaman karşıdaki adam işte şeyi iptal ediyor Ticareti iptal ediyor ve sizin ticarette olan eşyanız otomatik olarak yere düşüyor bu zaman hiçbir para almadan adamlar o eşyayı alıp kaçıyor. Siz de ticaret bagına düşmüş oluyorsunuz ve hiçbir para kazanmadan eşyanız beleş bir şekilde elinizden çalınıp gidiyor. Arkadaşlar şimdi sizlere klan dolandırıcılığından bahsetmek istiyorum. Özellikle buna yakalanan eminim ki sayısız kişi vardır burada. Klan dolandırıcılığı klan alıp sonradan klanın atma olayı. Şimdi arkadaşlar benim de yaşadığım bir şey bu bu arada. Ben de 3 guard vererek bir tane klana katılmıştım. Kendi ekibimi de katmıştım oraya. Ee, sonrasında ne oldu arkadaşlar? Arada birkaç muhabbet döndü. Sadece e, hani e, durduk yere bildiğiniz benim üzerime saldırdılar. Ee, hani böyle üstüme geldiler sürekli. İşte arada küfürleşmeler falan filan oldu. Sonra beni klandan direkt attılar arkadaşlar. Yani haksız yere benim elimdeki 3 guardımı... Ee, elimden çalarak işte bu şekilde yaptılar bunu yani siz de arkadaşlar bunu yaşayabilirsiniz hani mesela bir tane klan'a katılırsanız ee, her klan böyle de demiyorum bu arada arkadaşlar düzgün klanlarda var tabii ki sadece çoğu klan'da yaşanılan şeylerden biri bu İşte klan'a Katılıyorsa mesela bir tane guard Verdin tamam işte hani herhangi bir kural ihlali yapmadığın sürece işte mesela bir hafta geçiyor falan filan bakıyorsa seni klan'dan atmışlar işte geçerli değil işte adamları kesiyordun diye bir sebep sunuyorlar sana falan filan o şekilde de e, sizin guardınızı bilmem neyinizi falan filan sp'denizi dolandırıp e, adamlar kendini sp kazandırıyor sizse elinizdeki sp'yi sadece kaybederek ben oyunu artık bırakıyorum diye kendinizi üzülerek kendinizi salak diyerek oyundan ayrılıyorsun sadece o yüzden bunları mutlaka dikkat edin düzgün kılamları gitmeye gayret gösterin. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar da sizin için T Time'daki yeni nesil dolandırıcılıkları, yeni nesil hileleri, yeni nesil e, böyle şeyleri derlemeye çalıştım. E, umarım başarılı olmuşumdur. Arkadaşlar bu arada bu videoya da like atıp yorum atıp ve abone olmayı mutlaka mutlaka unutmayın. 500 kaki nasıl çekecek katılmak, katılmak için chat'e sadece hani yorumlara sadece T Time yazmanız yeterli. T Time yazan arkadaşlar arasında 500 kaki nasıl çekecek yapacağım onu da şimdiden söyleyeyim. Arkadaşlar videomu dediğim gibi like atıp kanala abone olup yorum atmayı unutmayın. O zaman hoşça kalın görüşürüz.